Hepinize merhaba arkadaşlar, Teknoat'ta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4 FPS testi yapıyoruz. Eğer videomuzu beğenirseniz beğenmeyi, beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kanalımızdaki videolardan da anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Hadi ne duruyoruz, oyuna geçelim. Hazırız, başlasın. Ama önce sistemini tanıtmak istiyorum. Kutuları arkada, hemen getireyim. Evet, işlemcimiz i5-10400F arkadaşlar. Güzel bir işlemci. Bunu kullanıyoruz. Anakartımız da MSI Mach B460 Tomahawk arkadaşlar. 16 GB RAM'imiz var. Ekran kartımın kutusu yok. Onu şu şekilde göstereceğim şimdi. Evet, ekran kartımı da görüyorsunuz. MSI RX570 4 GB'lık 256 bit bir ekran kartı. Evet, sistemi görmüş oldunuz. Hemen şimdi oyunumuza geçelim. EA Sports. It's in the game. Oyunumuzu hadi başlatalım. Evet, gördüğünüz gibi menüz geldi arkadaşlar karşınızda şu anda. Kulüp takım var, bir de fantezi takım var. Ya şimdi burada kulüp takımında bilgisayarla yapıyorsunuz. Burada fantezi takımında gerçek online oyuncularla oynuyorsunuz. Yani ben online'da bu FPS testini yapmak istiyorum. Hemen buradan ayarları göstereyim. Bana oyun açar açmaz ne yaptı? Yüksek ayarlarda açtı. Bakın görüntü kalitesi yüksek, tam ekran 1080p yüksek dedi. Biz en düşükte. Çok düşük var. Çok düşük de yapmak istemiyorum. Düşük, orta ve yüksekte test edelim. Düşük diyelim. Parlaklık 4, kontrast 4. Bu kenar yumuşatma da açıktı. Ben onu kapalı yaptım. Belki en son yüksek yaptığımızda açarız, bakarız. Şimdi düşük ve orta yüksek ayarlarda test edeceğiz. Hadi bakalım. Tamam diyelim. Burada online modu ilk kez bu yayında oynuyorum, yani videoda. Oyunu indirdim ama ben bilgisayara karşı oynadım. Bu online'ı ilk kez burada oynuyorum. Hadi bakalım. Sesi de kapattım çünkü bunun kendi müzikleri güzel ama tabii telifli olabilir. Ondan dolayı ses kapalı. Şimdi evet, sonraki maç diyor, yerleştirme maçı. Online yani bir Valorant gibi, hani rank diyor. Bakalım senin rankın ne, onu ölçmek için. İlk kez oynadığımızda neler oluyor onu göreceksin. Taktiksel savunma diyor. Klavye diyor. Oyun kolu diyor. Maalesef iki tane oyun kolum var. İkisi de bozulmuş arkadaşlar. Denedim. Klavye ile zar zor oynuyorum. Çok zor oluyor. Göstereyim. Maalesef kollarım bozulmuş. Yani bu oyunu yükleyince fark ettim. Kolum yok. Onun için klavye ile oynayacağım. Kusura bakmayın. Klavye ile de oynamak biraz zor ama ne yapalım, deneyeceğiz. Evet, fantezi takımımızla dereceli, yani yerleştirme maçlarımıza gireceğiz. Ondan sonra bir derecemiz olacak. Evet, klasman yerleştirme maçı. Ya bunları ayarlamadım, bakalım. Bu benim özel takımım. Böyle Manchester United'la. Hadi bakalım. Stadion Europa iç saha. Formalarımızı seçebiliyoruz. Siyah olsun bakalım. Karşı takımda kırmızı mı siyah olmaz, aynı renk. Rakip bulundu. Oo. Şey, Valorant. Karşılaşma bulundu. Aa, buldular. Hadi bakalım nasıl işliyor bu sistem, şimdi göreceğiz hep beraber. Rakip bulunduğu bildirimleri açmak için eşittir tuşuna basın. Şu an açık diyor. Herkese merhaba sevgili futbol severler. Ben Murat Kosova, yanımda Nebil Evren. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Evet. Kesinlikle öyle. Türkçe spiker. Keyifli bir 90 dakika bizleri bekliyor. FPS neden 30'larda? Evet. Neden 30'larda, onu da hala oyuna girmediğimiz için mi? Bakalım. RAM olarak 8 GB ve üzeri kullanıyor. Yani 8 GB RAM'iniz varsa biraz sıkıntı olabilir. Yani yine açabilir de 8'in üstünde kullanıyor şu anda rahat. Düşük ayarlarda olmamıza rağmen. Başka işlemcimiz bayağı ısınıyor şu anda. 75'leri 79'ları gördü. Ve ekran kartımız da 64 derecede. Kullandıysa neredeyse 2 GB diyebiliriz ekran kartımızın. 4 GB hafızası var. Bu bizim yerleştirme maçlarımızdan ilki olacak. Hadi bakalım. Heyecanlıyız. Güzel ya, oyunu ben beğendim. Bilgisayara karşı oynadığımda güzel. O kollarım bozulmuş, o kötü oldu işte. Daha rahat oynardım. Burada da sizle de oynardım. Şimdi yani klavyeden bile ses gelebilir. Çakurt çukurt diye. S'ye basayım, geçeyim artık da FPS artacak mı? Ne? 60 FPS sabit mi acaba? Ayarlara bakmak lazım yani. Bu FPS çok düşük.
Ekran ayarını değiştiremiyoruz mu? Hani ayarları yükseltemiyoruz. O kötü. Koş abi, koş 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 koş. Hadi baskı yap, biraz yap baskıyı. Alın şu topu. Al evladım, evladım. Al, al, al. Aynen, yok savunma. Düşünüyoruz tabii ya. Kardeşim sen nasıl iş yapıyorsun ya? Nasıl iş yapıyorsun? Al şu topu. Alsana kardeşim. Robert Pires. Savunma hiç yok. Nerede bu takım? Acaba orta yapacak mı? Yapmayacak. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Lan bu nasıl bir pastır ya? Ver geri pas. Ver aradan. Yapma kardeşim, hiç oynayamıyorsunuz. Bak adam gidiyor, adam gidiyor. Pasını verdi. Savunma. Bir şut denemesi. Güzel. Güzel güzel. Gerçekten 60 FPS mi ya? Bu kadar olabilir mi acaba? Çok ilginç. İlginç ve ötesi. Kornerden yararlanamadılar. Ya bu şutlarınızı güzel verin ya. Güzel bir şut. Güzel şut. Ver pasını. Aferin. Açıl abi, açıl 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 açıl. Bak pas istiyor adam. Adam pas istiyor. Sen de ver geri pasını. Tamam. Bana diyor. Şöyle diyor. Bak. Oh yavaş evladım, yavaş. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Yok. Yok bir şey yok ya. Serbest vuruş. Bir şey yok. Bir şey yok. 30 FPS'e kadar düşmek nedir ya? Çok ilginç. Bak 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 bak. Ronaldo. Ya o kötü olmuş oyunda, biz şimdi faul yapıyor. Gözler şimdi hakemde. Hakem ver, kırmızı ver. Kırmızı ya. Direkt kırmızı. Bize olunca bir şey yok. Karşı takım yapınca hemen kırmızı ver ya. Evet. Sen pasını ver kardeşim. Şöyle. Luka Modric. Tamam. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Paslı oynayacağız. Isınalım biraz. Isınamadık hiç. Direkt geldik oyuna. Biraz top ayağımızda olsun değil mi yani? Yüzdelik artsın. Ver abi, önde duruyor. Ortamızı yapalım mı? Yap ortayı. Bir orta geliyor. Adam mı? Şimdi ceza sahasına orta. Ooo. Cross, ne yapıyorsun cross ya? Kaleci için çok zor bir an olabilirdi. Aynen, o kaleciyi öyle bir zor ana sokacaktık ki olmadı. Hadi bakalım. Gel evladım, gel. Ya şu aldığınız. Hadi. Hadi savunma, hadi. Ronaldo. Sterling. İsim verme. Aldım gidiyorum. Aldım gidiyorum. Yavaş. Orada kimse yok. Gires. Atak devam ediyor. Oralardan devam etsin. Etmesin yani, bizimki devam etsin. Alın şunu. Ya bu klavyeyle oynamak ne kadar zor ya. Cristiano Ronaldo. Volant değil ki biz bunu şöyle WASD yapalım. Adamlar peşimizden geliyor bak. Baba. Gel abi. El işaretini gördüm. Gördüm, top istiyor. Top istiyor. Ver arkaya bak. İttir. Hadi. Hadi izin vermeyin. Savunma, defans, kapa oraya. Kapa oraya. Kapa duvarını ör. İlk yarı bitti. Hadi bakalım. İkinci yarıda tekrar birlikteyiz. Valla Morizopu diye takım var yani resmen. Takımımızın adı. Kardeşim niye öyle duruyorsun sen? Top önünden geçiyor, bakıyor ya. Şşt. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Cık cık.
Adamlar bakıyor ya, top önünden geçiyor. Güzel 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 depar attı. Koş 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 koş. Lan klavye seni klavye. Thiago Silva. Bu kadar karışık tuşlar var ki. Alışık değiliz. Topla ilerliyor. Tamam tamam. Hayır 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 hayır. Gol yok, gol yok, gol yok. Gol yok. Pres yap, pres, 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 pres. Ver pası, ver pası. Güzel. Çık abi, öne çık, öne çık. Çık öne. Aldım, aldım gidiyorum. At depor, koş, 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 koşarsın, koşarsın, koşarsın. Koşarsın, koşarsın, koşarsın. Hop! Vuruşunu yaptı. Hadi be, kaleci. Kaleciyi delip geçerdin ya sen. Güzel. Aferin. Aferin. Bak depar çok işe yarıyor. Depar çok işe yarıyor. Depar çok işe yarıyor. Gol atabilecek mi? Harika bir kurtarış. Ya kale yanağlar ya. Kale vuruşu kullanılacak. İzleyin pozisyona bak. Kardeşim nereye vuruyorsun ya? Şu kalecin bacaklarının arasından at şunu golü. Yok ya. Heyecanlandık. Hadi oğlum. Güzel güzel. Oyun güzel. Oynatıyor sistem ama 60 FPS nedir? Kardeşim şut değil, şut değil. Klavye. Ah klavye. Oh. Bize joystick lazım. Pas yapmayı denedi ama top rakibe gidiyor. Ya pas bizim işimiz. Pas bizim işimiz. Toparlanıyorlar. Toparlanmadan depar çok işe yarıyor. Depar çok işe yarıyor. Adrese teslim aldı, 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 aldı. Koş, 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 foul. Penaltı. Hakem, hakem ya. Değiştir bakalım oyuncuyu. Tuşlarımı düşüneceğim, oyunumu düşüneceğim ya. Geç abi. Evet. Bir ortamızı yapalım bakalım. Bak ne kadar zor tuşlar ya. Vur abi. Vur 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 vur. Kafayı yavaş biraz. Güzel bir pozisyon yakaladılar ama değerlendiremediler. İzleyelim. Hop. Ya niye eğiliyorsun? Adam eğiliyor ya. Kafa atacağına adam eğiliyor bana çarpmasın diye. Cık, böyle bir şey var mı ya? Gördünüz arkadaşlar. Adam gol atmamak için eğiliyor resmen. Böyle bir takımımız var işte. Bir dahaki maçta onu çıkartın. O oyuncu listeye aldım ben, çıkartacağım. Marco Asensio. Güzel. Bak depar çok işe yarıyor. Depar çok işe yarıyor ama olmuyor. Al 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 abi. Bak deparı öğrendi. Bizden öğrendi var ya. Adam deparı bizden öğreniyor. Şimdi ortasını yapabilir. Olmaz 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 olmaz. Uçur. Topu uzaklaştırıyor. Uçur 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 uçur. Uzaklaştır abi. Vay 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 vay. Yayın gel tutun şunu. Direk olmasa var ya, direk olmasa. Oyuncu değil de direk olmasa. Uçak aça giderim. Penaltıdan düşmeyelim. Aradan at şunu. Topu kaybetti. Thiago Silva. Koca topu nasıl kaybediyorsun ya? Hadi hadi hadi. Defans yerini al defans. İzin vermeyin. Hadi. Güzel. Hadi. İkinci yerden ve normal süre. Güzel 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 çıktın hadi. 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 Önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. İşte budur ya. Benzema ya. Bu işi biliyor ya. Adam ya. İlaç. İlaç gibi geldi. Aslan parçası ya. Bak bak bak. Uhuu. Son dakikada.
kaldı. Onlar için ilaç gibi bir gol. Temkini elden bırak. Benzemiyor kimseye, benzemiyor ya. Geri kalanında rakibin geri dönmesi çok zor olacak. Hadi bakalım. Savunma yapsak bile alıyoruz. Gol olarak avantaj onlarda. Hadi bakalım. Gol perdesi açıldı. Skor 1-0. Yallah. Yerde muhteşem bir destek var. Ev sahibi ekibin bir şeyler yapmaması için artık bahanesi kalmadı. Bu tarafta savunun, savunun son dakika, bak son dakika, yemeyin son dakikalar bana. Son dakikalar yemeyin. Uçur abi, uçur uçur uçur. İzin verme, izin verme. Güzel 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 çıkar. Artı 3, artı 3. Kardeşim ne yapıyorsun? Benzema bak, fazla gaza geldin. Al onu, al onu, al onu, al onu, al onu, al onu, al. Ne oluyor? Zorlu bir mücadelenin ardından 1-0'lık skorla kazandılar. Böyle bir FPS kısıtlama gibi bir şey de yok yani. Evet, bir geri dönelim bakalım. Hani kulüp takımımıza girelim. Lig maçı yapalım. Buradan bu sefer düşüktü. Orta ayarlara gelelim. Geç bakalım. Hayda, bu 60 FPS olayı nedir acaba? Şu anda oyunu pencere moduna aldık. FPS'i görüyorsunuz arkadaşlar. Çok ilginç. Yani bu işte bir ilginçlik var şu anda. Top boşta kaldı. Bir şut denemesi. Oo, uçurdun abi. Yani doğru olan FPS'ler bunlardı yani. Ben bunları bekliyordum. Bunu tam ekran yapınca bizim FPS'in düşmesi bence saçma bir şey olmuş. Karim Benzema. Adam yok mu adam? Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı oradan? Rakibini geçmek istedi. Geçti de. Vur 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 vur. Bakma. Doğru FPS'ler bunlar arkadaşlar şu anda. Pencere modunda. İlginç. Evet. Pencere modunda orta ayarlarda aldığımız FPS. Tam ekranda FPS'i sabit tutuyor. Çok ilginç. Çok güzel oynadılar. Bak kardeşim nereye gidiyorsun? Gol yiyecektik ya. Alırız alırız alırız. Hadi. Düşük ayarları 60 FPS ile oynadık ama en azından orta ayarları ve yüksek ayarları arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Bir anda araya girdi ve topu kazandı. Hop, hep bir anda girer zaten. Hadi defans. FPS ile uğraştım biraz, ondan konsantre olamadım. Raul Garcia. Alırsın. Iñaki Williams. Hadi evladım. Yuri Berchiche. Bakma, bakma topa öyle. Bakma yani, bak. Topa bak. Kaleci, kaleci ya. Kaleci. Aslan ya. Canavar ya. Bak bak bak. Kaleci ya. İyi ki almışım bunu. Paraya kıyıp aldık. Ne oluyor? Tut oyuncu, tut oyuncu, tut. Tut oyuncu. Hadi bakalım. Ver topu bize. Yok burada pek bir olay yok ya. Şöyle bir uzun pasımı çekeyim. At evladım. Yanlış tuşa. Ah klavye. Hakem maçtaki normal süreye 3 dakika daha ekleneceğini işaret ediyor. Ne? 3 dakika daha mı? Ver pası, ver pası, ver pası, ver pası. Kaleci kalesinde. Ya böyle bir vuruş yok mu ya? Vinicius ne yapıyorsun ya? Düdük geldi ve ilk yarıda gol yok. 0-0. Yani o ilk düşük ayarları silmeyeceğim. 60 FPS ile tam ekranda oynadığını da görmeniz için. Yani bu sadece bende mi oluyor? Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Yani tam ekranda. Hadi bakalım. Maç kaldığı yerden yani böyle ediyor. Yüksek FPS'ler bekliyordum. Sistem iyi yani. Bu 60 FPS'i tam ekranda yani sabitliyor. İlginç. Bakmayın. Topa bakmayın. Bak space diyor. Mücadele. Hiç mücadele yok. Nasıl space tuşu mücadele oluyor ya?
Bak öyle bakıyorsun işte. Topa öyle bakıyor. Bak güzel göstermişler burayı. Topa nasıl baktığımızı takım olarak burada görüyoruz. Top önünden geçiyor, selam veriyor, geçiyor ya, ne haber diyor falan filan. Öyle bakıyor. Tren geçse bakmazsın. Kardeşim havaya bak. Alın şu top. Şu topu. He, sonunda aldık ya. Ödünç aldık, ödünç. Gol attıktan sonra vereceğiz. Ver yanındaki arkadaşa. Ver geri pasını. Oynatalım topu. Oyun soğumasın. Ver geri pasını. Kimse beklemezken. Bak arkada arkadaş. Ne yap? Otomatik ben basmadım ya. Adam direkt verdi pası. Savunma yerini al. Savunma yerini al. Al evladım. İşlemci dol. İşlemci ısı. Ooo işlemci. 90 dereceler nedir? Hadi topu kes abi. Marco. Ver evladım. Ve Modric. Benzema. Geçen güzel maç güzel gol attım maç diyorum. Hadi evladım yine yaparsın. Yine yaparsın. Yine yaparsın. Yine yaparsın. Adam bekliyor. Adam bekliyor. Yap ortanı. Ya orada kayılır mı orada? Vur. Ya kalecinin kucu. Maçın ilk golü için güzel bir fırsat yakalamışlardı ama kaleci izin vermedi. O kaleciden izin almadan atacağız. Neyse. Bak bekleme bekleme. Savunma. Hadi. Al topu. Mücadele biraz. Biraz mücadele. Pas. Kardeşim yaklaştırmayın şunu. Tamam güzel. Yani depart tuşunu da öyle bir koymuşsunuz ki. Şimdi şuta mı bastık? Ve top kalecide kaldı. Kaleciye kondu kondu. Hadi bakalım. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ne oldu yine? Ne oldu? Aha bak ayağı topu değmiş topu. Şimdi bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Değiştir. Ver pası hiç uğraşma. Kime veriyorsun? Orada kardeşim sen 90 dakikanın sonu ermesine yakındakine... 7 dakika kaldı. Yakındaki arkadaşına versene pasını. Casemiro. Evet. Evet. Bu sefer otomatik işe yaradı. Asensio. Güzel kurtardın. Güzel kurtardın. Güzel kurtardın. Ver abi, ver abi. Ben öne çıkıyorum diyor. Ver diyor, ver diyor. Ya o nasıl bir... O nasıl bir vuramamaktır ya? Adam topu... Topuyla vuruyor topa ya. 90 artı 2. 90 artı 2. Yok, 0-0'a bitecek bu. Mendy, Mendy, Mendy. Depar önemli, depar önemli. Dur bir gol atsaydı. Ya gole giden adamda maç bitirilir mi ya? İlginç bir şey. Yüksek yapacağız. Tamam diyeceğiz. Kenar yumuşatmayı. 2x var, 4x var. Hiç açmayalım. En iyisi biz düşük, orta ve yüksekte gösterelim. Tekrar kenar yumuşatmayı tekrar bir maç daha yap. Video uzar yani. Onun için biz düşük, orta ve yüksek ayarlarda göstermiş olalım. Evet harika bir maç bizleri bekliyor. Hazırız bak bak bak. Adamlarımız hazır ya. Çoktandır maç yapmıyorlardı. Antrenman antrenman. Adamlar bir öyle bir gerçek maç istiyor artık. Huh hadi bakalım. FPS hala çok iyi. Çok iyi. Yüksek ayarlara daha da FPS artıyor. İlginç FPS'ler. Sakin abi. Şöyle ısınalım. Hop hop. Hoppa. Ne haber? Ne haber? Hop hop. O kadar da geri demedik ya. Yanındaki arkadaşına ver. Yanındaki arkadaşına bak bekliyor. Sakin. Aldı. O otomatik veriyor ya.
pas imkanı yakaladı. Onu otomatik veriyor ya. Şut değil kardeşim. Şut değil kardeşim, şut değil. Aldın. Aldın onu. Ya iki kere basıyorum sonradan. Adama gittiğinde görüyor. Bak 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 bak. Kapat orayı, kapat kapat kapatın. Kapat kardeşim, kapat. Savunma geldi. Aferin be. Bu işi yapıyorsunuz. O Mendy. Bak. O Mendy'yi çıkartacaktık ya. Geçen maçta yaptı bize. Hadi hatanı telafi ettin. Orada kimse yok. E'ye basacaktım ya. Yani bu oyun oynayacaksan bana acil kol lazım. Kol. Joystick. Sakin, sakin, sakin. Alın şu. Al topu, al topu. Al topu evladım. Ver arkadaşına. Ver arkadaşına boştakilere. Al onu. Alırsın onu. Ya adama pas veriyor. João Félix. Top kaybı. Bak adam bana diyor. Gol gelebilir. Ya bu şutlar. Ya ne biçim şut vuruyorsunuz siz ya? Adamlar şut çekemiyor. Takıma bak ya. Al evladım. Tamam güzel top alıyorsunuz. Güzel top alıyorsunuz da. Bana diyor, bana diyor. Ya sen niye iki kere? Ya bu bir hata mı? Bir kere basıyorum adama pasa. Pas attığı adam da şut çekiyor ya. Luka Modric. Geç abi geç. Öne geç de sana pas verelim ya. Heh şöyle. Bak bak. Gerçekten hata var ya. Bu adama ben basmıyorum yani. Şut tuşuna, pas tuşuna. Kendisi basıyor. Ver arkadaşına sen. Yo ora o kadar da vermezsin. Ne yapıyorsun ya? Güzel. Ya bunlar cık, otomatik pas verme. Kaleci topu eline alıyor. Benzema yapma yerden. Takımın şut sorunu var ya. Gerçekten takımın şut sorunu var. Hakem işaretini veriyor. İkinci 45 dakikaya Atletico Madrid başlıyor. Yap piresini, yap piresini. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Savunma, savunma. Of be, direkt biz. Hep direkt bizden ya. Verme pas. Pas verme şunlara. Otomatik pas verme artık. Ya adama kaptırıyorsun ya. Kaptırma şunu. Hadi savunma yerini al. Güzel 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 güzel. Gördüm seni. Gördüm arapası. Koş abi koş 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 koş. Bana diyor, bana diyor. Koş sana ya adam. Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. Şut. Kaleci uzandı ve güzel kesti topu. Ceza sahasında. Niye kesiyorsun topu ya? Gol için bu köşe vuruşu iyi bir fırsat. Hop. Vaa kesmiş va. Golü kesmiş resmen. Gol geliyormuş. Gol geliyormuş. Gerçekten geliyormuş gol. Hadi bir orta. Yap ortanı. Yap ortayı yap. Yap ortayı abi. Hadi orta bekliyor. Millet orta bekliyor senden. Hayda. Hadi be yanağlarda. Sonuçsuz kalıyor. Takım golü bulamadı. Hop. Nasıl olur diyor adam ya. Yıkıldı ya. Onun gol olması gerekiyordu. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Hadi evladım. Hani sana öğrettiğim gibi. Hadi. Hadi savunma yerini al. Koke. İyi paslaşıyorlar. Rakip takım topu kesmekte zorlanıyor. Hadi be. Bakıyorlar resmen ya. Böyle bir şey var mı? Bir şekilde öne geçmeyi başardılar. Ama daha maçın bitmesine uzun bir süre var. Bakalım nereye uzun süre var? Kaldırabilecekler mi? İş şimdi ciddiye bindi Murat. Rakip artık gerçeklerin farkına varmış olmalı. Maçı kaybetmenin korkusuyla tüm güçlerini ortaya koyacaklardır. Ben de kol ol. Ya bak bu oyun yani bir sıkıntı var. Adam pas atıyor ya boşluğa. Ben bir kere basıyorum şut tuşuna yani. Bir kere basıyorum. Bir kere basıyorum. Adam gidiyor uzaya atıyor ya. Savunma çok iyi girdi araya. Topu çaldı. Toniko. Ver abi, ver abi. Sen de al. Ferlan Mendy. Bak bak foul ya. Vinicius. Modric. Hakem orta noktaya koşuyor. Maçta yine eşit. Ya ya. Sıkıştı mı nasıl oynuyorsunuz ya? Seyirci coştu ya. Coşturdunuz. Hadi işte budur ya. Çok daha iyi oynayan taraf olmadı. Bak 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 bak. Yani bizi daha iyi oynayın. Budur ya. İstatistiklerde ve form grafiğinde kimin üstün olduğu açık. Birçok denemeden sonra golü de bulmayı başardı. Modric ya. Aferin. Koçum ya. Koç koç. Sana çıkışta şey yapacağım tamam. Halledeceğiz o işi. Hadi bakalım. Skora denge geldi. 1-1. Denge geldi. Yani topa bakmayanlardan atıyorlar. Topa bakmayan adamlarımız. Savunma, savunma, savunma. Hadi savunma. Şşt. Savunmadan çok önemli bir ya bak yapma. Bunu ya. Tehlikeli bir hata sonlandırıyor. Adam yok. Adam yok şuta bas. Kolu alayım ben de 5-0 maç bitiyor. Olsun bu da beraber ne yapalım. Farklılık olsun. Bir maçı aldık. Biri 0-0, biri de 1-1. Al onu, al evladım. Al 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 al. Bu kadar. Evet. En azından yenilmedik değil mi? Güzel güzel. İstatistiklere bakıldığında nasıl bir dua edin kolum bozulmuş, kollarım bozulmuş yoksa 5-0 mı 10-0 mı? Aynı sayıları görüyoruz. Fakat taraflar yenişemedi. Güzel güzel. Çok keyifli bir maçtı. Yenişemedik ama olsun. FPS'lerimizi gördük. Ve oyunun ilginç pencere modunu da FPS'in arttığını gördük. Çok ilginç. Çok ilginçti. Evet arkadaşlar umarım sizin için faydalı olmuştur. Sizin için faydalı olduysa bir beğeninizi like'ınızı alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Ve kanalımızdaki videolardan anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yazın yorumlara bir yazın yani bu pencere modu. Sizde de oluyor mu olmuyor mu? Neyse onu görürüz. Yani çok ilginç. Tam ekranda 60 FPS. Pencere modunda 100 ve üzeri. Güzel. Güzel. Oyun güzel olmuş. Oyunu beğendiyseniz onu da yazın. Beğenmediğiniz yönleri, beğendiğiniz yönleri. Deneyimlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz.